10 yılı aşkın süredir iç savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimiz yine unutulmadı. İdlib ve Aziz kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine Sivaslı hayırseverlerin de katkılarıyla İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde Kur'an öğreticilerinden oluşan İnfak Derneği'nin de işbirliğiyle 2 tır dolusu yardım malzemeleri gönderildi. Unutursan yetim kalır şiarıyla iç savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadılar. Sivaslı hayırseverlerin de katkılarıyla İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde Kur'an öğreticilerinin olduğu İnfak Derneği'nin de işbirliğiyle Suriye'nin İdlib ve Aziz kentine 2 tır dolusu yardım malzemeleri gönderildi. Vali Salih Ayhan, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurguladı. Katkılarından dolayı hemşehrilerine teşekkür etti. Sadaka belayı defer eder. İnsanın bireysel hayatında, şahsi hayatında bu duyguyu gereğini yapmakla birlikte aynı şekilde şehirler için de bu gereklidir. Dolayısıyla bunların her biri bir sadakadır. Şehrimizin müreffeh olması, müsibetlerden, belalardan def olması açısından da çok güzel bir anlayış olduğunu söyleyebilirim. İçinde gıda, çocuk ve yaşlı beziyle temizlik malzemelerinin yer aldığı yardım tırları, Cumhuriyet Meydanı'nda İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un da katıldığı programın ardından dualarla yola çıktı. Kardeşlerimizin yardımlarını tırlarımıza yükledik. Suriye'den İdlib'e hicret eden muhacir kardeşlerimize ulaştırmak üzere. Ya Rabbi bu yardım tırlarımızı kazaya belaya uğramadan menzillerine en kısa zamanda ulaştır Ya Rabbi.